Edirne'de en iyi narkotik polisi anne semineri düzenlendi. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Hatipler, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Seminerin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, narkotik suçlarla mücadelede yoğun çaba sarf edildiğini ifade etti. Geçen sene 14 ay önce Sayın Valimiz göreve başladığı zaman bize bir talimat vermişti. Bütün polisiye suçlar ve her şey bir tarafa, narkotik ve narkotikle mücadele bir tarafa. Biz de bu çerçevede polislik olarak yaptığımız her şeyi yapmaya devam ederken çok özel ve ayrı bir şekilde uyuşturucu, bağımlılık ve narkotik ilgili çalışmalarımıza başladık. Bu sayede gerçekten topyekun bir çalışma yaptık. Nasıl bu salonda bütün toplumun kesimleri varsa narkotik işini sadece bir şubeye ya da iki şubeye teslim edemeyecek kadar önemli olduğunu gördük ve Edirne Emniyetindeki bütün birimlerin bununla mücadele etmesi talimatını verdik. Bunun sonucunda çok istisna gözükür belki ama trafik şubemizdeki bölge trafik ekibimiz bile çok küçük bir miktarda da olsa bir narkotik madde yakalaması yaptı. Bu o duyarlılığa sahip hale geldi. Çocuklarımız, gençlerimiz her türlü bağımlılıktan uzak bir şekilde, sağlıklı bir şekilde yetişmelerini temin için çalışıyoruz, sahadayız. Daha çok çalışmaya da söz veriyoruz. Çünkü ne yapsak kendimizi yeterli görmüyoruz. Karşımızdaki düşman gerçekten bütün insanlığı hedef alan bir noktada. Dünyada belki bu özellikle kimyasal uyuşturucular yaygınlaşmaya başladığı noktada tüm insanlığın geleceği belki etkileyecek bir seviyede bu yayılımımızı dünya çapında. Bu mücadeleyi sizlerle birlikte, sizlerden aldığımız güç ve destekle sürdürmeye kararlıyız. Bunu arz etmek istiyorum. Ne yapsak yeterli görmüyoruz, daha çok çalışacağız ve bu illeti biz bu toplumdan kazımaya, bitirmeye kararlıyız. Bunun sözünü İl Emniyet Müdürümüz olarak ben veriyorum. Son gücümüzün son haddine kadar, son noktasına kadar biz bu mücadeleyi her gün daha artarak sürdürmekte kararlıyız. Edirne Valisi Yunus Sezer de uyuşturucu ile mücadele konusunun virüs gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Evet, sadece kısa bir süre önce korona virüsü bütün dünya atlattı. Herkes koronavirüsle ilgili olarak çok önemli tedbirler aldı. Tüm ülkeler aldı, tüm aileler aldı. Uyuşturucuyla mücadele değerlendirilirken de uyuşturucu konusu virüs gibi değerlendirilir. Sadece bir kişiye bulaşmakla kalmaz. O kişiye bulaştığı zaman, o alışkanlığa bulaştığı zaman o kişinin önce kendi ailesini ve yakınlarını, daha sonra da bütün toplumu ve kendi hayatıyla beraber bütün toplumu da zehirlediğini hepimiz biliyoruz. Maalesef özellikle son yıllarda sentetik uyuşturucuların artmasıyla birlikte bunun yaygınlaştığını, bütün dünyada yaygınlaştığını hep beraber görüyoruz, takip ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Avrupa ülkelerinin bazı ülkelerde belli uyuşturucuların serbest hale getirilmesi ve bunun normalmiş gibi gösterilme çalışmaları bunun da uyuşturucunun da bütün dünyada yaygınlaşmasına sebep veriyor. Çünkü insan gözü bazen gördüğü zaman bunu normal olarak algıladığı zaman artık normalleştirir ve bütün insanlara yayılmaya başlanır. Sanki bilinçli bir programmış gibi artık bu bütün dünyaya yayılıyor. Ülkemiz açısından baktığımız zaman kıymetli hemşehrilerim, kıymetli arkadaşlarımız, ülkemiz açısından baktığımız zaman ülkemiz bir geçiş ülkesi. Bir taraftan özellikle Afganistan ve İran üzerinden gelen uyuşturucu trafiğinde bir geçiş ülkesi, aynı zamanda hedef ülke konumunda. Diğer taraftan da Avrupa üzerinden gelen, başta sentetik uyuşturucular olmak üzere
O noktada da hem geçiş ülkesi hem de hedef ülke konumunda. Ne ile mücadele ettiğimizi sadece birkaç rakamla belirtmek isterim. Geçtiğimiz 10 gün içerisinde emniyet birimlerimiz ve gümrük muhafaza birimlerimiz tarafından yaklaşık 500 kiloya yakın bir uyuşturucu madde yakaladık. Gümrük kapılarımızda ve gümrük kapılarının hemen girişinde. Sadece bir seferde 520 bin tane sentetik uyuşturucu hap yakaladık. 520 bin. Baktığınız zaman bizim Edirne nüfusundan daha fazla bir şeye tekabül ediyor. Dolayısıyla bir ili zehirleyecek derecede tek seferde yakaladığımız uyuşturucu var. Güvenlik birimlerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Gümrük, emniyet, jandarma arkadaşlarımız gerçekten çalışıyorlar. Seminerde uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak adına bilgiler de verildi.